Hocam öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlk paneldeki uzama için kusura bakmıyoruz, özür dileriz. Sizleri biraz uzun bekledik. Dinleyicili arkadaşlarımızdan da özür dileriz. Arkadaşlarımızın soruları zaten merakla bekliyorlar. Bu mikrofon çalışıyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar, önceki panelimiz biliyorsunuz özel sektör üzerineydi, girişimcilik üzerineydi. Şimdi tamamen yapay zekanın duayen hocalarımız bizi kırmadılar, geldiler. Sağ olsunlar Hacettepe Üniversitesi'ni aktif olarak görev alan hocalarımız. Hocam, Ebru Hocam, ben uzatmadan lafı direkt size mikrofonu takdim etmek isterim. Soru mu? Şöyle hocam, ben sizden kısaca bir kendinizi tanıttıktan sonra sırayla yine bütün sorularınız ayrılmış durumda. Direkt nokta atışı size sorular Peki. hazır. O zaman biz efektif bir tanışma seansı yapalım. Şaşıyor mu ben anlamadım ama sesim geliyordur umarım. Ben 96 bilgisayar mühendisliği bölümü mezunuyum. 2016'da profesör oldum. Yolun bittiği yer gibi görünüyor ama her şey yeni başladı galiba. Ben şimdi tarihleri verirken rahatsız oluyorum çünkü MEK kapıdan girince ne kadar genç görünüyorsunuz dedi. Şimdi tarihleri verince her şey ortaya döküldü. Aktif görevlerimi söyleyeyim. Öğretim üyesi olarak araştırmalarıma devam ediyorum. Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri'nin yapay zeka danışmanıyım. Bu hepinizin de cep telefonunda var. Hayat Evesar, E-Nabız ve benzeri. Bunun dışında tabii çeşitli tedavi sistemleri var. COVID başta olmak üzere. Onun dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın akıllı şehirler yapay zeka olgunluk değerlendirme projelerinin başında yer alıyorum. Teknofest'in pek çok trakinin düzenleme kurulunun başında varım ama özellikle işte yaşam değiştiren teknolojiler, sağlıkta yapay zeka oradan oraya liderlik yapıyorum. Belki bazılarınızla yolumuz orada kesişmiştir ya da kesişecektir bundan sonrasıyla ilgili. Çünkü girişimci olmak istiyorsanız başvurmanız gereken adreslerden bir tanesi Teknofest diye söyleyebilirim. Şimdi aklıma gelenler bu. Hemen Tunca Hoca'ya veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de 2019 yılından beri Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Daha öncesindeki çalışmalarım aslında İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde 3 sene kadar kaldım. Ondan önce de mezuniyetim Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Daha çok bilimsel araştırma projesi odaklı olarak çalışıyorum. Hacettepe'ye katıldığım son 2-3 yıldan itibaren özellikle. Ve benim aslında araştırma alanım biyolojinin ve sağlık bilimlerinin yapay zeka ile birleşim noktası. Yani yapay zekadaki yeni yaklaşımları, yeni algoritmaları acaba sağlık sektörüne yeni tedaviler, yeni ilaçlar geliştirmek için veya insanda veya diğer canlılardaki biyolojik mekanizmaları daha iyi anlamak için kullanabilir miyiz sorusuna cevap vermek üzere araştırmalar gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda Hacettepe Bilişim Enstitüsü'nde sağlık bilişimi ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktayım. Bilişim Enstitüsü altında da özellikle dışarıda çalışmakta olan kişilerin ilgi duyması durumunda farklı programlar mevcut, yüksek lisans seviyesinde özellikle. Benim de şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Merhabalar herkese. Ben de 2006 yılından beri Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyorum. Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesiyim. Benim de çalışma alanlarım daha çok eğitimde yapay zeka ya da işte makine öğrenmesi, veri madenciliği üzerine. Bu alanda işte yine yüksek lisans doktoru Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım. Ondan sonra 2 yıl Japonya Kyoto Üniversitesi'nde yine bu konu üzerinde bir postdoc yapma imkanım oldu. Şu anda yine doçent olarak, öğretim üyesi olarak Hacettepe Üniversitesi'nde görevime devam ediyorum. Eğitimde yapay zeka kullanımı ile ilgili sorularınızı cevaplamaktan memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederiz. İlk olarak Ebru Hocam, sizin sorularınızla başlıyorum. Zor mu? Hocam valla bize göre zor ama size göre zannetmiyorum. Peki. Şimdi bu soru bana bir yerden tanıdık geldi. Bizim arkadaşlarımızdan muhtemelen. Demişler ki yapay zeka en basit işleri bile insanların yerine düşünmeye başladığında bu insanlık için
Nasıl bir yol izleyecek bize? Üşengeçlik veya aslında insan olmanın anlamı mı ortadan kalkacak? Nereye gidiyor en basit işte veya en basit nereye kadar gidebilir bu yapay zeka? Sizin tehdit öngörünüz. Efendim hem tehdit olarak hem de şimdi örnek veriyorum. Şimdi buradaki bütün bu suların diziminden düşünceye kadar yani bu arkadaki paneli, oradaki kamera işimiz, abilerimiz sağ olsunlar arkada bir sürü ekip var, destek var. Şimdi bunların her biri biraz sektör. Bu sektör en basit sektöre kadar nasıl bir tehdit bekliyor bizi? Şimdi bakın, hani yapay zekanın tanımı insanın karar ve tecrübeye dayalı davranışlarını taklit olarak, makinalarca taklit olarak koyarsak, işinizi yaparken ne kadar az bilişsel becerinizi kullanıyorsanız, ne kadar kendinizden özgün katkınız sınırlıysa, hiç de olabilir, böyle bir iş yok ama atayım, işte kavşağın başında dikilip beyaz araçları saymak, böyle bir iş yok. Velev ki var. Bu sıfır bilişsel gereksinim demektir. Hepimiz saydığımızda aynı sayıyı bulmamız gerekiyor çünkü. Hiçbir şey katmıyoruz. Evet, işsiz kalınacak yani. Net. Buradaki trade-off sektörlerin tamamı etkilenecek. Ama etkilenme hızı insanların bilişsel tecrübeli, bilişsel becerilerini kullanmasıyla alakalı. Örneğin sağlık bilişiminden söyleyeyim. Şu an bütün çözümler ikinci göz, tıpkı otomatik pilot gibi işte uçağı kullanıyor ama hesap soramadığınız için pilottan hesap sormak için pilotu da oraya oturtuyorsunuz ki hani bir şey olursa senden diye. Şu an sağlık bilişiminde pek çok çözüm böyle aslında karar verici olan hani doktora sorarım ama robotik cerrahide o robotiğin tikine hepsi aslında makinelerin ve yapay zekanın bir araya getirip oluşturduğu teknolojiler. Her ikinci göz birinci göz olmaya adaydır. Şu an ikinci göz olarak staj yapıyorlar. Ama nedir mesela? Hiçbir zaman orada yapay zekayı %100 kullanır hale gelemeyeceğiz. Çünkü öyle bir hasta vardır ki biz dünyanın hiçbir yerinde daha önce o metabolizmayı, o biyolojiyi, o bir şey görmemiş olabiliriz. Orada sıfırlayamayacağız. Dolayısıyla buna göre dizin yani işte taksi şoförlüğü vallahi işsiz kalınır. Çevirmenlik işsiz kalınır. Şimdi o yüzden bununla ilgili 2020'de Deloitte yeniden yayınladı araştırmayı. En son onu okudum ben. Doğal olarak 21 yok. Bilişsel tecrübelerinizi, becerilerinizi daha doğrusu sıfır kullandığınız alanlarda işsizlik oranı %50'ye vuracak çok kısa zamanda. Bu kısa zaman tabii ki gelecek sene değil. Hani 10 yıl diyebilir 5, miyiz? 15, 25 evet. Diye bakıyoruz ya öyle. Ama diğer alanlarda yani ne kadar tasarımcı, ne kadar yaratıcıysanız da istihdam %15 genişleyecek insan istihdamı. Böyle değerlendirin. Anladım hocam. O yüzden fırsat mı değil mi? İşte bu da hayatta sizin ne yapmak istediğinizle alakalı. Hocam. Ama şey bir cevap vermek istiyorum bir cümleyle o önemli. Yapay zekanın etik kodlarında özellikle şuna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kişi mi karar veriyor, biz kişiye mi karar verdirtiyoruz? Evet. Aslında işte müziklerinizle, ilgilendiklerinizle, hani cep telefonda sizi çektiğimiz dünyaya siz kendiniz mi geliyorsunuz? İşte biz mi sizi çekiyoruz? Bu bizde hani şey, yapay zeka geliştiricileri olarak konuştuğumu düşünün bir taraf olsak. Burası hala çok bulanık bakın. O yüzden insanlar daha fazla zamana ve daha fazla fırsata sahip olacak falan diyoruz. Doğru da insanlar özgür olacak mı sorusunun cevabı sosyal medya açısından değerlendirirseniz sıkıntılı. Çünkü insanın şöyle bir doğası var. Ben buna dikkat çekerek cevabı tamamlayayım. Siri'nin gerçekten aşık olduğu bir tane insan yok. Ama Siri'nin gerçek olmadığını bilip Siri'sine hayran olan birçok insan var. Yani biz psikolojik olarak bazı servisleri alırken hazır değiliz. Biz biliyoruz aslında öyle biri yok, öyle bir şey yok. Hani ne istersek bize o verir. Bunun hepsini biliyoruz. Ama duygusal bağı da kuruyoruz. Ama Siri bizde kurmaz. Kurmuş gibi davranabilir zaten amaç o. Dolayısıyla bence burada insanların, yani bizim değil, başka disiplinlerin insanların bu konuya ne kadar hazır olduğu ile ilgili bir düşünmesi gerekiyor tabii. Evet hocam. Hocam aslında bu dediğinizde bir şöyle güzel bir soru da vardı. Bu uzun zamandır tartışılan bir soru. Yapay zekadan sanatçı çıkar mı? Çünkü yapay zeka
Şimdi şöyle, sanat demek aslında insanların kendi duygularını, düşüncelerini ve o anki ruhunu yansıtan. Ama yapay zekanın ruhu nerede? Sanatçı diyebilir miyiz? Var, ben sunum getirebilirim ama birkaç tane örneğim vardı. İşte birkaç tane şiir gösteriyorum. Hangisini yapay zeka yazmıştır ya da hangisini beğendiniz diye. Oraya Posta Gazetesi'nden de şiirler aldım ben tabii ki. Tahmin edeceğiniz üzere. Dolayısıyla siz kimi hedefliyorsunuz? Yani hedef dediğiniz Nazım'sa yok öyle bir şey. Ama hedef dediğiniz, hani benim de kendi kendime yazdığım, Allah'ım ne güzel söyledim dediğim şeylerse var tabii ki öyle bir şey. Çünkü öğrettiğiniz şey yaratıcılık, taklidini istediğiniz yaratıcılık çok üst düzeyden geliyor. Evet. O yüzden bunu taklit ettirebiliyoruz ama özgünlük başka bir şey. O yüzden hedefe göre sanatı oturtmak bence değerlendirmek daha doğru. Anladım hocam. Hocam yapay zeka algoritmalarının ilham kaynağı nedir? Geliştirilen algoritmalar mı yoksa onların dikeydeki uygulaması mı? Hocam aslında geliştirilen, öncelikli olarak geliştirilen algoritmalar. Yani buradaki bu soruyu soran arkadaşımız aslında şöyle. Neden yapay zeka algoritmasına o sektörde yöneliyor diye anlıyorum ben aslında. Yani birinci amaç şöyle koyayım. O yüzden savunma ve sağlık başta gidiyor aslında. Yapay zekanın birinci amacı insanı fizyolojik ve psikolojik olarak tehdit eden bütün süreçlerin insansızlaştırılmasıdır. Bu zaten etik kodda birinci madde olarak gelir. O yüzden de savunmada insansızlaşma diye bir eylemin peşine düşmemiz çok derece normal. Sağlıkta da hatayı azaltıcı olmak gibi bir amacımızın olması da çok normal. Yani bugün radyologların ortalama hata oranı binde 0.14'tür. Şimdi bu sayı çok küçük bir oran. Hani insanlar bu kadar hata yapıyordur diyorsunuz. Çarpın bunu binlerle. O hatanın şeyini görürsünüz. Yani Covid'de mesela bu hata size çok düşük görünüyor. Covid'de bugün ülkede zaten 200-250 bin test yapılıyor günde. Çarpın 30'da, çarpın 365 ile o hata oranı sizin karşınıza nasıl çıkar? Dolayısıyla hani amacımız, biz insan sağlığını koruyacağız. Sağlık dediğimiz fizyolojik, psikolojik. Buradan girersek birinci amacımız bu oluyor. Daha sonra para önemli. Çünkü herhalde her şeyden daha fazla önemli. Hızlandıracağız, verimli yapacağız, düşük maliyetler bulacağız. Hani biraz önce girişimcilik için arkadaşlar dediler ya, problem gerçekten problem mi? İşte bunlardan birine dokunuyorsanız problem problemdir. Dokunmuyorsanız değildir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Son bir sorum daha olacak sizlere. Sonra arkadaşlara en son soru haklarını vermiş olacağız. Şöyle demişler, yapay zekanın kısıtlayıcıları ve sınırlayıcıları nelerdir? Yani teknolojik olarak pek çok kısıtlayıcı şey var. Bir de etik olarak kısıtlayıcı olması gereken şeyler var. Aslında ikisinde parça parça alabiliriz. Yani etik olarak kesinlikle kandırmamanız gerekiyor. Net. Bu yani etik olarak kişi kullandığı sistemin arkasında ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Etik olarak çelişkili kararlar vermiyor olmanız gerekiyor. Yine etik olarak aslında kişiye iradesi dışında hareket etmesine sebep olabilecek yönlendirmelere girmemeniz gerekiyor. Yani bu farkındalığın %100 olması gerekiyor. Teknolojik olarak da şöyle söyleyebilirim. Veriyle ilgili problemler dünyada çözülmüş değil. Sezgisel ve karar destek sistemleriyle de alınabilecek yollar alındı zaten. Veri problemi daha önde ülkeler var, daha geride ülkeler var. Biz gibi daha da geride ülkeler var. Düzenleme açısından söylüyorum bunu. Bunun çözülmesi gerekiyor. Bu en büyük bariyer. Yani bence bir numarayı söylemem yeterli. Anlaşıldı hocam. Hocam teşekkür ederim. Şimdi hemen sırayla geçelim. Gökhan hocamıza geçelim. Açık uçlu zor soruyorlar. Gökhan hocam, direkt size nokta atışı bir soru gelmiş. Demişler ki eğitimde YZ uygulama alanları nedir? Yani tabii hani aslında eğitimde o kadar çok bir geçmişi yok. Yani baktığımız zaman işte 30 yıllık bir geçmişi var ama günümüzde baktığımızda eğitim teknolojileri alanında en öncelikli araştırma alanı olarak öne çıkıyor. Yani eğitimde yapay zeka kullanımı. Burada tabii ama diğer alanlara göre birçok zorluk da var. Onları konuşuruz ama yani etkili olabileceği alanların başında ne var derseniz. Tabii bireyselleştirme geliyor. Yani normal kendiniz de öğrenci olarak hani ders aldığınız ortamları düşünün. Yani 100-200 kişinin olduğu bir ortamda öğretim üyesinin sizlerle birebir ilgilenme şansı yok.
Ama yapay zeka bu anlamda sizi izleyip size işte takıldığınız yerlerde yardımcı olabiliyor. Şimdi belki de en büyük hani uygulama alanı olarak bunu söyleyebilirim. Onun dışında yine değerlendirmede ciddi hani destek olduğu noktalar oluyor. Yani bugün yine mesela işte düzenlenen yarışmalarla bu açık uçlu öğrenciler tarafından yazılan içeriklerin değerlendirmesi olabilir. Öğrencinin işte öğrenme ortamındaki hareketlerinin izlenmesi olabilir. Hani bu anlamlarda yine avantajlı olduğu şeyler oluyor. Ama tabii hepsinin bir ama kısmı var. Yani bunlarda ne kadar etkili oluyor derseniz onlar tabii tartışmalı. Yani dediğim gibi 30 yıllık geçmişi olan bir alan yeni yeni gelişiyor. Yapacak çok şey var tabii ki. Ama hani yani başarılı olduğu da çok fazla alan var. Yani bunların başında da bu işte zeki öğrenme sistemleri dediğimiz sistemler geliyor. Türkiye olarak eğitimde yapay zeka kullanımına hem teknik yeterlilik hem de personel yeterli olarak ne kadar hazırız? Ne kadar sürede hazır oluruz? Ve yani şu anki destekler, şu anki gidişat dünya çapında nasıl bir oranda, nasıl bir seviyede görüyorsunuz? Ya yine yani eğitim özelinde cevaplamam gerekirse, yani bu alanla yani yapay zeka doğrudan eğitimde yapay zeka olmasa da işte öğrenme analitikleri ve eğitsel veri madenciliği diye yakından ilişkili 3 tane alan var aslında. Bunlar dünyada da şu an oldukça gelişen alanlar. Ama Türkiye'de yani dünyada bile şu an hani bunlarla ilgili bir şey yazarken emekleme döneminde diye yazılıyor. Yani Türkiye'de belki emekleme döneminin de gerisinde diyebiliriz. Yani o anlamda tabii burada yetişmiş eleman eksiği, doğası gereği multidisipliner bir alan. Yani disiplinler arası eğitimcinin olması gerekiyor. İşte mühendislikten insanların olması gerekiyor. Yani o anlamda oldukça hani Türkiye özelinde geriden geldiğimizi söyleyebilirim eğitim alanında. Anlıyorum, anlıyorum hocam. Peki hocam pandemi sürecinde... Şimdi birçok olay biliyorsunuz hem çevrimiçi uygulamalara döndü, hem herkes evinde otururken hem sağlığını koruyarak aynı zamanda birçok işi aslında sürdürebilmeyi çalıştı. Pandemi sürecinin yapay zekaya katkısı sizce özellikle eğitim alanında nedir? Doğru mudur? Bu şekilde geliştirilmeli midir? Yani orada da doğrudur tabii ki katkısı, yani birçok alanda olumsuz olsa da eğitimde en azından... yani çünkü bir anda herkes uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. Yani normalde uzaktan eğitime karşı olan herkes ya da büyük bir çoğunluk bu zorunlu uzaktan eğitim dediğimiz sürece geçmek zorunda kaldı. Yani bu tabii beraberinde bir alışkanlık getirdi. Yani şu an pandemi bitse bile artık biz bu çevrimiçi ortamların ya da uzaktan eğitimin, uzaktan eğitim teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılacağını söyleyebiliriz. Şimdi bu beraberinde tabii ilk oturumda da konuşulduğu üzere veriyi getiriyor. Çünkü veri olmadan zaten hani çok fazla bir şey yapma şansınız yok. Tabii bu verinin kalitesi tartışmalı yine. Yani önemli bir konu. Ama en azından bir alışkanlık gelişti. Yani önceden işte çevrimiçi bir ortamı hiç kullanmak istemeyen hocalarımız şu an daha sıcak bakıyor. Ya da bir sınavını uzaktan yapmaya karşı olan bir hocamız daha sıcak bakıyor. Şimdi bu beraberinde tabii veri birikimini artıracak. Bu da doğal sonucu olarak yine eğitime yansımaları olacaktır mutlaka. Yani beraberinde gelişen işte bu yapay zekayla makine öğrenmesi alanından çalışmalarla birlikte mutlaka eğitim alanına olumlu yansımaları olacaktır. Ama şu an tabii ki şey çok erken bir şey söylemek için. Anlıyorum hocam. Hocam teşekkür ederim. Gökhan hocamla devam edelim. Tunca hocamla devam edelim uygunsa. Tunca hocam hoş geldiniz tekrar hoş hocam. Bulduk, hocam. Hocam özellikle sizlere sağlık alanında ve 5G 6G teknolojilerinde sorular var. Arkadaşlar da merakla bekliyorlar. Demişler ki sağlıkta yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beraber iş yapış şeklinde ne gibi değişiklikler olacaktır sağlıkta? Evet, aslında bu yani Ebru Hoca'nın cevapladığı soruyla da tabii ki paralel yönler içeriyor. Sağlıktaki değişiklikleri diğer sektörlerdeki değişikliklere benzer olacak. Yine bu istihdam anlamında tabii ki soruluyorsa bu soru en alt seviyede yani bilişsel özellikle en az kullanıldığı seviyede tabii ki işten çıkarmalar olabilir. Çünkü otomatik analizlerin, teknolojilerin yerleştiği alanlarda tabii ki insan faktörüne daha az ihtiyaç oluyor.
Fakat bizim asıl ilgilendiğimiz kısmı bunun bugün uzman gözlemiyle, uzmanların incelemesiyle, ki bunların çoğu tabii ki hekimler, tıp hekimleri, yapılan işlerin daha iyi yapılma şansı olabilir mi? Biz daha çok bu kısmıyla ilgileniyoruz işin, yani akademik alanda. Mesela diyelim ki bir tıp hekimi ameliyat gerçekleştiriyor ve bu ameliyatın içerisinde işte bazen mikrocerrahi var, biliyorsunuz. Özellikle sinirlerle ilgili işte tamir edilmesi gereken yaralanmalar olduğu zaman veya daha düşük seviyede, nano seviyede çalışılması gereken yerler olabiliyor. Ve bunu mesela bir insanın kendisi ameliyatı gerçekleştirirken tıp hekiminin bu seviyede çalışması çok zor. Bunun için tabii ki bazı ekipmanlar var, özel ekipmanlar. Fakat buradaki hedef, bugün bu noktada değiliz kesinlikle tabii ki. Ama gelecekte gelinmek istenen nokta bunların tamamen otomatik olarak yapılması. Yani robotik sistemler ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ile beraber tamamen otomatik olarak yapılması ve bir insanın gerçekleştiremeyeceği seviyede hassasiyete sahip bir ameliyatın gerçekleştirilebilmiş olması. Aynı zamanda hastalığın teşhisinde de buradaki teknolojilerin tabii ki yansımalarını bugün bile görmeye başladık. Çünkü hastalığa teşhis koyarken hastaya müdahale etme seviyesi çok düşük. Yani hastaya zarar veremezsiniz. Mesela yapay zeka teknolojisinde ameliyat yaptırmaya kalkarsanız tabii ki orada bir şeyler yanlış giderse çok kötü sonuçları olabilir bunun. O yüzden bu tarz teknolojilerin ortaya çıkışı çok daha yavaş oluyor. Fakat hastaya müdahalesi olmayan veya çok düşük seviyede olan, mesela diyelim ki teşhis, gelen laboratuvar test sonuçları veya görüntüleme imajlarını inceleyerek hastaya teşhis konulması. Bunun teşhisin yanlış ya da doğru konulması hastaya direkt olarak zarar verecek bir durum değil. Tabii ki dolaylı olarak zarar verir yanlış teşhis konulursa. Fakat bu alandaki teknolojiler daha hızlı bir şekilde oluşmaya başladı. Ve mesela diyelim ki kanserli dokuların tespiti, bu kanserin derecesi ve buna yönelik uygulanacak tedavi önerilerini otomatik sistemlerle, hekime destekleyici sistemler tabii ki bunlar günümüzde de, şu anda çalışılıyor. Yani kısaca bunları söyleyebiliriz. Hocam, peki hocam, şimdi Amerika'daki bir hocamız, dünyaca ünlü, burada birçok kişi de biliyorsunuz yurt dışına sağlık amaçlı, sağlık turizmi amaçlı gidiyorlar, geliyorlar. Amerika'daki bir hocamızın Türkiye'de ameliyat yapabilmesi için olanaklarımız mevcut mu? Ne zaman mevcut olur veya böyle bir öngörümüz var mı? Evet, yani bu konu tabii ki çok tartışılan bir konu. Bu tarz teknolojiler geliştiriliyor. Ülkemizde yaygın kullanımı yok. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Daha çok araştırma seviyesinde bunların ne kadar geliştiği ve daha eksiklerin neler olduğu çalışılıyor. Fakat yurt dışında bildiğim kadarıyla örnekleri var, bazı cihazlar uzaktan ameliyatın yapılmasını sağlayan, mesela operasyonun yapılmasını sağlayan. Şimdi bu teknolojiler tabii ki önümüzdeki süreçte gelişecek ve Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak, buna eminim. Fakat bizim asıl, yani gittiğimiz yön, yani büyük resme bakacak olursak gittiğimiz yön, Amerika'daki bir hocanın işte bu teknolojileri kullanarak burada ameliyat yapmasından öte, uzun vadede söyleyeyim en azından bunu, bunu tamamen insan müdahalesinden çıkartmak. Yani tamamen otomatikleştirmek. Asıl ulaşılması gereken nokta bu. Yani doktor müdahalesi olmadan yapabilmemiz. Evet, evet. Yani kararı tabii ki doktor verecek. Bu hastanın nasıl bir tedavi alması gerektiğine, nasıl bir ameliyat olması gerektiğine ve tedavinin her sürecinde bulunacak. Fakat orada spesifik olarak tanımlanan müdahaleyi mesela orada tabii ki robotik sistemler ve yapay zeka teknolojisi gerçekleştirecek. Fakat onun gerçekleştirme seviyesinde bir şeylerin ters gitmesi durumuna karşın da her zaman için hazırda bulunmaya devam edecek. Aynen hocam, aynen öyle. Sağlık sektöründe derin öğrenmenin kullanım alanları nelerdir diye bir spesifik örnek olarak verebileceğimiz ne olabilir diyoruz arkadaşların, evet. Arkadaşların merak konusu. Tamam. Her zaman şunu söylerim, herkes kendi ilgilendiği, üzerinde çalıştığı işi en iyi şekilde anlatır, en iyi şekilde dile getirir. Başkasının çalıştığı işleriyle hakkında konuşursanız tamam, genel bilgiler verebilirsiniz ama spesifik olarak onu motive olmanız bile zor. O yüzden ben mesela şu anda devam eden bir projemizden örnek vereyim size. Medyada çokça görüyorsunuz son yıllarda deepfake ismiyle anılan işte imajlar, gerçekte olmayan ses kayıtları ve hatta videolar. Bunlar çok büyük başarımla yapılıyor. Hatta amatör bir gözle bakıldığı zaman gerçek mi değil mi bunu ayırt etmek imkansız. Ancak uzmanlar ayırt edebiliyor ve bunları ayırt etmeye yönelik yapay zeka teknolojileri de geliştiriyor. O ayrı bir şey tabii ki.
Şimdi bu deepfake tamam eğlenceli ve ama aynı zamanda da çok tehlikeli kullanımları olabilir. Etik konsörler var bununla ilgili olarak. Onlar ayrıca çalışılıyor. Fakat şöyle bir fikir var özellikle akademide. Acaba biz bu deepfake'leri üreten teknolojileri alıp bunları faydalı şeylere dönüştürebilir miyiz? Biz de bu fikirle yola çıkarak şu anda devam ettiğimiz bir projemizde şunu yapıyoruz. Bu yapay zeka tabanlı, derin öğrenme tabanlı teknolojileri alalım, kendimize uyarlayalım algoritmik değişiklikler yaparak ve bunlara acaba herhangi bir hastalığın, özellikle kanser gibi kompleks hastalıklar biliyorsunuzdur belki ilgilendiyseniz bu konuyla, bir hasta ile diğer hasta arasındaki kanserin tedavisine verilen yanıt tamamen birbirinden farklı. Aynı ilaç bir hastaya uygulandığı zaman etkili olabiliyor. Diğer hastada ise hiçbir etkisi olmayabiliyor. Bu hastanın kendi moleküler seviyedeki özelliklerinin farklı olmasından kaynaklı aslında. Ve bu mekanizma henüz şu anda anlaşılamamış. O yüzden de kanser hala tedavisi çok etkin olmayan bir hastalık olarak geçiyor literatüre. Biliyorsunuz dünyada kalp hastalıklarından sonra en büyük ölüm nedeni ikinci kanser. Ve şu anda yani hekimlerin, bilim insanlarının bilgi seviyesi aslında bunu tam olarak anlayacak ve tedavi edecek seviyede değil. Her gün tabii ki yeni şeyler ekleniyor üzerine ve gelişiyor. Fakat hala o noktaya gelemedik. Mesela bizim bu projedeki hedefimiz şu. Acaba biz elimizdeki veriyi, çok geniş kapsamlı, heterojen bir veriyi bu sisteme tanımlayarak, geliştireceğimiz sisteme tanımlayarak o hastalık özelinde bunu tedavi edebilecek ilacı tamamen otomatik olarak tasarlatabilir miyiz sisteme? Yani bu deepfake nasıl imaj ya video üretiyorsa o da bize ilaç üretecek. Bunun üzerine çalışıyoruz ve aslında bunu eğer istediğimiz noktaya getirebilirsek ileride gerçek bir ürüne dönüşebilme potansiyeline sahip. Bizim gibi bu konuda çalışan başka benzer konularda çalışan başka akademik ve özel sektörden gruplar da var tabii ki. Bazılarıyla istişare halinde devam ediyoruz zaten projelerimize. Bu mesela çok basit bir örnek olabilir. Teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Hocam size, Ebru hocam, yapay zeka bizi bizden daha iyi tanıyor olabilir mi sorusu. Biz acaba kendimizi kandırıyor muyuz? Hangi açıdan olduğunu evet, söyleyin. Yani şöyle, hem psikolojik olur, hem kendini tanıma olur. Örnek veriyorum, bazen bana diyor ki Siri, acaba bugün bu şarkıyı dinlemekten mutluluk duyar mısın? Ben de diyorum ki aslında önceden dinlemiyordum ama dinlediğim zaman mutlu oluyorum. Örnek veriyorum. Yani şöyle, sizin davranış paternlerinizin siz farkında evet. olmayabiliyorsunuz ama izleniyor diyeyim de hani bunu da Big Brother bağlamında değil de öyle kabul etmeyin. İzleniyor olduğunuz için siz davranışlarınızın farkında olmayabiliyorsunuz. İstatistik olarak anlamlı bir patern var aslında hayatınızda. Dolayısıyla siz fark etmiyorsunuz ama fark ediliyorsunuz diyelim. O anlamda işte dijital davranışlarınızın hepsi, dijital ayak izlerinizin hepsi sizden daha iyi biliniyordur. Ondan evet. eminim. Yani benimkiler tedavi olmak üzere dijital ayak izlerimizi bizden daha iyi bildiğini bilinir demiyorum bakın, biliniyordur diyorum. Biliniyordu. Yani bu bizim için aslında bir korku mu diyelim? Yok, çok korku değil. Yani geçen bir projede RFID'li kimlik verdik. Arkadaş hani evinde de onu takip edeceğimizi düşündü. Ben dedim yani vallahi mutfakla tuvalet arasında yaptığın hareketler beni ilgilendirmiyor ama bu tersanede yaptığın şey beni ilgilendiriyor. Çünkü tersanede seni kaybedersem sana bir şey oldu demektir. Benim seni bulmam lazım. Hocam nereye yaptınız bunu? Tersane ortamındaydı evet. mesela. Orası da minik bir akıllı şehir. Yani bu işlerde bence araç amaç diyalektiğini doğru oturtmak gerekiyor. Hani ben o kadar kişinin evinde ne yaptım, ne ilgileneyim, RFID karttan bunu nasıl alayım ama insanın aklına geliyor. Bence bunu cazibe oluşturmak için yaptıklarını, sizin ilginizi çekmek için yaptıklarını düşünün. Çok daha fazlası için bir sebepleri olmayabilir. Doğru, doğru hocam. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Şöyle hocam, şimdi... Siz profluğunuzu alana kadar bir sürü projeden, bir sürü süreçten geçtiniz. Akademi alanında ilerlediniz. Bir yandan da özel sektörü aslında projelerde yapıyorsunuz. Tersaneler olsun, sanayiler olsun. Yapay zeka bilime girmek isteyen arkadaşlarımıza, şimdi çoğunluğumuz bilişime hem merak eden hem de yapay zeka ilgi duyan arkadaşlarımız, öneriniz ve hani vermek istediğiniz tavsiyeler var mıdır? Ya ben
iyi bir eğitim tavsiye etmek durumundayım tabii ki. Yani evet. Bunun kendi kendine olanı da dahil olmak üzere iyi bir eğitim. Şöyle yapalım isterseniz. Bakın yapay zekayı şu an Türkiye'de en iyi bilenler akademisyenler. Evet. Bu gerçek. Dünyada da bu böyle. Oran farklıdır. İşte dünyada akademisyenler ne kadar biliyor, sanayi ne kadar biliyor diye bakarsanız o gördüğünüz boşlukla Türkiye'deki farkıdır. Ama Türkiye'de çok net bu işi akademisyenler biliyor. Teknik ve teknolojik olarak. O yüzden arkasında iyi bir akademisyen ekibin olmadığı herhangi bir projenin Türkiye'de şu an başarılı olma şansı yok. Sanayi bunu çözmüş değil çünkü. Evet. Çözmesi için biz ısrarlı bir şeyler yapıyoruz. Onlar da yapıyor ama hiç bu noktaya gelmediler. Çünkü sonuçta ben 2001'den 2021'e kadar 20 yıldır aktif bu konuda çalışıyorum. Diğer hocalarım daha az çalışıyorlar çünkü daha gençler onlar. O yüzden daha az görünüyorlar. Onlar da benim yaşımda benden daha uzun sürede çalışıyor olacaklar. Şimdi karşı tarafta 20 yıldır yapay zeka çalışan bir ulusal sanayi şirketi var mı 20 yıldır? Yok. Dolayısıyla bu fark aramızda çok büyük. Ben iyi akademisyenlerle temas edebileceğiniz bölümlerde okumanızı tavsiye ederim. Buralarda okuyamıyorsanız artık o eğitim, Gökhan Hocam'ın da söylediği gibi eğitim paradigması değişiyor. Yani siz yatağınızdan ayağınızı uzatıp Stanford'dan ders alınabilen zamanlı çocuklarısınız. Evet. Ben Cem Hoca'nın zamanının çocuklarındanım. O yüzden sizin için eğitim paradigması, kendini yetiştirme paradigması da değişiyor. O yüzden benim size tavsiyem işini iyi bilenleri takip edin. Bir de bu iş işin içini boşaltacak derecede, yani yarın kapıdan robotlar yükselmeyecek. Bu böyle değil. Yani bunun farkındalığıyla hareket etmenizi rica ederim. Çünkü yapay zekayla pek çok sorunu çözüyoruz da bilgi sistemiyle de pek çok sorunu çözemiyoruz. Evet. Bu da var. Doğru. O yüzden her ikisinin de dengeli olması gerektiğini de kabul etmemiz gerekiyor herhalde. Evet hocam. Yani işte Amerika'dakini ameliyat ettireceğim de şurada bir tane HBS'n çöktüğünde kan tahlilini alamıyorsun. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. Ya da işte altyapın gidiyor da sen pasaporttan çıkıp uçağına binemiyorsun gibi. Dolayısıyla bizim burada bu gelişmişliklerimizin, ileri geriliklerimizin çok iyi farkında olmak gerekiyor. Ben genç arkadaşlara kendinizi yetiştirin diyorum. Üniversite öğrencisi olsanız da olmasanız da. Çünkü biz üniversitelerde gençleri boyacı küpüne sokup çıkarıp akıllandırmıyoruz yani. Biz bir şeyler öğretiyoruz da öğrettiğimiz de onun aldığı kadar. Son bir cümleyle ben kapatayım. Bir öğrencim geçen dedi ki bana, yani dedi Udemy'deki 3 aylık kurstan daha fazla bilgiyi almıyoruz buradan dedi. Dedim işte Ahmetciğim, bizim burada verdiğimiz daha fazla da senin aldığın o kadar olabilir. Ben buna itiraz edemem. Edemem gerçekten. Şimdi dolayısıyla yani işte Ahmet bu kadarını almış ama onun yanındaki vallahi uçuyor. Çocuğu da biliyoruz zaten, hepsini tanıyoruz. Aynı katın içindeyiz. Bu biraz da böyle. Evet. Herkese ben çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Girişimci olmak için gerekmiyordur belki ama İyi teknik insan olmak için ben çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Hocam teşekkür ederiz, ağzına sağlık. Gökhan hocam eğitimde eğitim bazında tabii şimdi biz hep sanayide 4.0 işte 5.0'a geçecek mi şu anki derken ben Türkiye'nin şu anda 4.0'a ulaştığını da düşünmüyorum. Aynı zamanda sanayide çalışmaktayım ben de ve geçmişim yani. Eğitim alanında Türkiye'yi kaç sıfır olarak değerlendirirsiniz? Yani ya bu ama sonu sıfır olacak. Sonu sıfır. Şimdi başına ben de başı koymasam oluyor mu? Başı sizde. Başını boş bırakabiliyor muyum? Ya şimdi tabii eğitimde de kullanılıyor tabii. Yani toplum, sanayi 4.0, işte web 2.0, 3.0 deyince eğitimde de mutlaka kullanılıyor ama tabii maalesef çok ileride değiliz. Yani bunun da temel nedeni aslında yani doğrudan insanlarla uğraşıyor olmamız. Yani burada hani eğitim verenlerin işte kendini geliştirmesi de yeterli bir kriter değil. Ya sonuç olarak öğrencilerle yani öğrencilerin ne öğrendiği önemli. Yani siz istediğiniz kadar işte yapay zeka kullanın, başka eğitim teknolojilerini kullanın. Yani bu modeller, kullandığınız yapay zeka işte %100 başarımla çalışıyor olabilir. Bu başka bir alanda çok yüksek bir işte başarım gibi de kabul edilebilir. Ama eğitim alanında bu eğer öğrencinin öğrenmesine bir fayda sağlamıyorsa o zaman bir işe yaramıyor demektir. Şimdi eğitimde de yani
aslında benim hani temel gördüğüm en büyük sorun bu. Yani biz çünkü insanlarla uğraşıyoruz ve az önce dediğin soru aslında eğitim, sorduğun soru Ebru Hoca'ya eğitim için de geçerli. Yani yapay zeka bizden iyi tanıyabilir mi sorusu. Yani öğrencileri öğrencilerden iyi tanıyabiliyor. En azından bize yansıttıkları anlamında. Ama işte tanıması çok işe yaramıyor. Yani biz mesela işte bu erken uyarı sistemleri dediğimiz modellerle dönemin ikinci, üçüncü haftasında öğrenci işte dönem sonunda dersi bırakacak mı, kalacak mı? Yani yüksek doğrulukla bunu tahmin eden modeller oluşturabiliyoruz. Yine bu dijital ayak izlerini kullanarak öğrenme ortamlarındaki. Ama işte bu soruyu bilmek üçüncü haftada o öğrencinin dersi bırakmasına engel oluyor mu? Ya da başarısız olmasına engel oluyor mu? Burada hala çok büyük bir şey var, literatürde açıklık var. O nedenle hani çok eğitimde böyle demek isterdim 4-0, 5-0 ama belki hani 1-0 diyebilirim yani. Peki hocam ulaşmamız için birinci önceliğimiz altyapı diyebilir miyiz? Ya o da yine şey yani eğitimin en büyük tartışılan şeylerinden bir tanesi yani altyapı mı yoksa işte altyapı bir araç mı yoksa hedef mi olmalı bizim için? Yani altyapı önemli ama ben şu an öncelikli sorunun altyapı olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü yapılan projeler işte Fatih projesi gibi ülke çapındaki projeler hani altyapıya yapılan ciddi yatırımların eğitimde istenen artışı göstermediğini kanıtladı. O yüzden çok katılmıyorum. Anladım hocam. Anladım, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sınca hocam, şimdi hocam sağlık, robotlaşma dedik. Bir de bunların bir hukuki boyutları olacak. Şimdi yapay zekanın önünü kapatacak veya hukuki boyut alanında nasıl bu durumu yasa hale getirebiliriz? Örnek veriyorum, bir robotlaşma kaynaklı. Dedik ki ameliyat başarısız geçti ve suç robotun. Bunun bedelini kim ödeyecek? Evet. Veya bunun bedelini bilişim mi ödeyecek, robot mu ödeyecek, doktor mu ödeyecek yoksa robotu yapan yazılımcı mı ödeyecek? Evet. Şimdi bu da aslında bir... Hasta ödedi zaten. Hasta zaten bunun bedelini ödemiş. Evet. Yani bu süreçte bu hukuki boyut nedir? Yapay zeka mı sorumlu, yazılımcı mı sorumlu, doktor mu sorumlu? Evet, böyle bir soruyu aslında keşke hukuk fakültesinden bir hocamızı da davet edelim. Sorsaydınız bu konulara çok kafa yoran kişiler aslında var orada. Aynen. Şöyle hocam var. Şimdi biz sürekli bir şeyleri yapmak istiyoruz ama bir de bunların karşılığında karşı duran bir şey var. Bu olursa bunun hukuki boyutu şu olur. İşte devlet politika boyutu bu olur. Özel sektör boyutu bu olur. Maliyet boyutu, ekonomisi çıkan maliyet boyutu bu olur. Şimdi evet bir şey çıkıyor ama... Ya onun aslında her şeyi de en optimal şekilde çıkartmamız gerekiyor. Maalesef acaba işte arkadaşlar arasında da şimdi burada birçok kişinin bir fikrim var diyor. Ama birisi diyor ki oradan ekonomisi çıkıyor. Bunun mali boyutu bu mu? Hı-hı. Adam diyor ki ha diyor parası olmayacak ben bunu geliştirmeyeyim. Hı-hı. Öbür taraftan diyor ki hukuki boyutu bu olacak. Ya diyor ben yasa dışı iş mi yapıyorum bilmem ne bir işte o zaman ben bu yazılımı yapmayayım diyor. Öbürü çıkıyor işte bilmem ne sağlık politikaları bilmem ne işte... Yani biz bunun bir önüne nasıl geçebiliriz? İki, yani yapay zeka geliştirmek istiyorum diyor ama önüme bu engeller çıkıyor diyor. Bunun bunun sonucunda neler bekliyor bizim? Yani sizin öngörünüz nedir? Evet, şimdi birincisi bu işin yani yapay zeka üzerinde konuşacak olursak hukuki boyutu hala çözülmüş bir şey değil. Tüm dünya evet. tartışıyor bunu zaten. Biz kendi ülkemizde bunu çözmeyi bırakın. Örnek alalım gelişmiş ülkeleri deseniz oradan da direkt örnek alıp uygulayacağınız bir şey yok. Onlar da yeni tartışıyorlar daha bu konuyu. Akademisyenler, işte politika yapıcılar hepsi beraber oturuyorlar, tartışıyorlar. Nasıl çözebilir sektörden kişiler. Ve bunun çözümü sanırım yani önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş oluşmak zorunda. Çünkü gerçekten teknolojinin oluşmasına yani bilimin teknolojiye ve ürünlere dönüşmesine önünde engel olmaya başlıyor yavaş yavaş. O yüzden eminim bazı çözümleri sunacaklardır. Tabii ki bu çözümler büyük eksikleri olacak. İlk başta uygulandıkları zaman demin verdiğiniz örnekteki gibi durumlar yaşanabilecek ve bunların hukuki boyutunun belki case by case çözülmesi gerekecek. Yani her birinin bağımsız değerlendirilmesi gerekecek ki zaten tarihsel gelişim de her zaman böyle olmuş. Yani bir kanun, bir yasa yapıldıktan sonra istisnai bir durum ortaya çıkıp o tartışılınca geri dönüp acaba bunda nasıl bir değişiklik yapmamız lazım ki artık
artık bunu da kapsasın diye. Yani bu yapay zeka konusunda da olacak tabii ki. Ama bir noktada çözüleceğini düşünüyorum. Şimdi oraya gelene kadar aslında bizim önümüzdeki başka yazılı kanunlardan, yasalardan önce etik endişeler var. Etik endişeler konusunda şu anda çalışıyoruz ve sırf bunu kendi alanı olarak benimsemiş ve bu konuda araştırmalar yapan akademisyenler de mevcut. Etik boyutu işin tabii ki yasa boyutundan önce geliyor ve yasa boyutuna geçerken etik boyutunda çalışan insanların fikirlerinin alınması gerekiyor. Bu alan bile şu anda aslında gelişme çerçevesinde devam ediyor. Ve genelde etik endişeler şunu söyler: ben mümkün olduğunca muhafazakar olayım, konservatif olayım ve yanlış bir iş olmasın. Yanlış bir iş olmasın derken doğru yapılacak işlerin de önüne engel olarak tabii ki bu gelmiş oluyor. Yani siz mesela durum bazında değerlendirecek olursanız 10 tane yanlış iş olmasın derken belki 100 bin tane, 1 milyon tane doğru işi, bizim hayatımızı kolaylaştıracak ve daha iyi noktaya getirecek işi de aslında durdurmuş oluyorsunuz. Fakat bu işin doğası böyle. Yani kanunlar buna göre yapılmış, işte dünyadaki işte toplumsal anlayış, sosyokültürel yapı hep bunun üzerine gelişmiş. Yani olumlu olacak bir şeyin engellenmesiyle olumsuz olacak bir şeyin engellenememesi arasında ki bir denge birebir olarak değil. Hep olumsuz olacak şeyleri engellemeye yönelik olarak ortaya çıkıyor bu. O nedenden dolayı da tabii ki teknolojinin gelişimi aslında olabileceğinden çok daha yavaş şu anda. Teknolojiye dönüşümü diyeyim. Evet. Bilimsel araştırmaları. Evet hocam. Yani aslında her şeyi bir kalıbına oturtarak ilerletmeye çalıştığımızdan kaynaklı diyebilir miyiz? Tabii ki hocam. Şimdi bakın, etik meselesi hocam çok doğru söyledi. Bize göre etik hukuktan önce gelir. Hukuka uygun olabilirsiniz de etiğe uygun olmayabilirsiniz. O yüzden etik daha sınırlayıcı ve yapay zekada etik sorun mühendislik içindeki etik sorundan daha hassas. Dergiyi hatırlamaya çalışıyorum. Makale diyordu ki bilgi sistemlerinin tamamının tepesine bir yapay zeka, prediktif analize hizmet eden bir çözüm koyduğumuzda bugüne kadar nasıl çelişkili, bilerek bilmeyerek nasıl yanlış kararlar verdiğimizi, nasıl aslında ayrıştırıcı olduğumuzu, ötekileştirdiğimizi, bunların hepsini biz göreceğiz. Hazır mıyız buna diyor. Çünkü biz bugüne kadar insan, yani biz bu davranışlarını hani yapay zekaya verdireceğiz de bugüne kadar da biz verdik. Biz hep adaletli mi verdik? Biz yani bir torpil yapmadık mı? Ya şimdi dönelim de Türkiye'de, dünyada yani. Ki bununla ilgili işte şu şey çıktı ya, beyazlar Afrika Amerikalılardan, Latinler onlardan, erkekler kadınlardan, Kuzeyliler Güneylilerden daha çok işe alınıyormuş istatistiği. Bu istatistik yapay zekanın verdiği kararların istatistiği değil, insanların verdiği kararlar. Ben bir şeye daha dikkatinizi çekeyim. Bakın ne kadar böyle güçlü, itfaiyeci bilmem ne robot prototipi var. Hepsinin adı erkek. Ne kadar böyle sekreterya anlamında sizin hayatınızı kolaylaştırmaya çalışan uygulama var. Onlar da kadın ismi. Şimdi yani bu tesadüfen gelmiyor. Bunun böyle olmasının sebebi biz bugüne kadar böyle yaşadık, böyle öğrendik. Dolayısıyla bizim için etik denen şey yanlış insan kültürüyle mücadele gibi bir şey de getiriyor yanında. Bu çok zor bir şey. Yapay zeka ve etik meselesi hukuktan çok daha öncedir diyorum ben. Hocamın o vurgusunun altını koyu koyu çizmek istedim. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben biraz da arkadaşlara söz hakkı vermek istiyorum. Var mıdır arkadaşlar sorumuz? Bir güzel bir 10 dakikalık süremiz var. Mikrofona uzatabiliriz. Merhabalar, ismim Aytu. Atıl Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Aynı zamanda TVD Genç Ankara üyesiyim. Benim sorum şu olacak: hep eğitim ve sağlık üzerine konuştuk yapay zekada. Bir de uluslararası hükümetlerdeki yapay zekanın geçerliliği hala tartışılıyor demiştiniz. Mesela yapay zeka hukukta gerçekten işimize yarar mı? Yoksa hani günümüzde yaşanan bazı adil sorunlar yapay zekada da yansır mı? Veyahut da yapay zekayı biz mi yönetiriz, yoksa o zaten kendine göre mi kararlar verebilir? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Ben sondan bir başlayayım mı? Biz yönetiriz. Gerisini hocalarıma bırakayım da. Biz yönetiriz değil. Bizim bugüne kadar yaptıklarımız yönetir. Ben onu anlatmaya çalıştım. Yani sizin bir radyoloji çözümünüzü son 15 yılda radyologların verdiği kararlar yönetir. O yüzden biz derken hani direkt bir yönetimden değil de geçmişteki pratiklerimizden
dolayı bir yönetimimiz var. İşte her zaman da her işi doğru yapmadığımız için doğru yapmamaya devam edebiliriz dedim. Hukuk meselesiyle de ilgili ben hani ısrarla şunu söyleyeyim. Geçici çözüm yapay zekayı ikinci göz tutmaktır. Şu an bütün ülkeler bunu böyle çözdü. Türkiye de bunu böyle çözdü. Kararı insan verir. Ben o kararın altında kimin imzası var ona bakarım. Ebru ise Ebru'yu yakarım. Yapay zeka böyle demiş, güvenmeseydi. Ya da yapay zeka doğru demiş, Ebru da bakmış. E güzel işte iki göz hizmeti var ama orada şu an bizim çözümümüz, dünyanın çözümü. Her modülün tepesinde bir otorite var ve o insan. İmzayı yapay zeka atmıyor, insan atıyor. Hesap da ona soruluyor. Bu havacılıkta kaç senedir böyle gidiyor otomatik pilot? Bizde de böyle gidecek. Ya yani bu bir gelişimi engellemiyor. İnsansızlaştırma anlamında bir sıkıntı oluşturacak. Ama mevzuyu çözmek orada sadece mühendislere kalan bir iş değil. Diyeyim ben. Hocam ikinciniz bir şey varsa bir söyleyeyim. Yani çok güzel özetlediniz hocam. Şu anda bu soru için yok en azından. Var mı başka sorumuz arkadaşlar? Benim var sorum. Evet. Mikrofona gerek yok aslında. Bence sesim yeterli olur. Ben ODTÜ Endüstri Mühendisleri Öğrencisiyim. Aynı zamanda TRT Genç Ankara'da üyeyim. Sorum şu olacaktı. Yapay zekanın gelişmesiyle birlikte sağlık teknoloji alanları gelişiyor. Fakat Türkiye'de özellikle bu anlamda belli bir kesimin bilgisi cidden yok. Bu anlamda farkındalık yaratmak için neler yapılabilir? Ben bunu merak etmiştim. Yapay zeka farkındalığı. Evet. Yapay zeka farkındalığı. Vallahi geçen en son Asit Hanım bana şey dedi, hocam bir tek anlatmadığınız dedemle yine kaldı getireyim onları da anlatır dedi. Hocam belki eğitim açısından... Hocam orada yani belki şu sadece şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani sadece yapay zeka değil toplum olarak bir veri okur yazarlığımız da aslında yok. Yani belki oradan başlamak gerekiyor. Ya nasıl bir teknoloji okur yazarlığı artık günümüzde hani herkes için zorunlu olduğu söyleniyorsa bu aynı şekilde veri okur yazarlığı ve bu yapay zeka için de tabii ki gelecek şeyler. Ama hani bu farkındalık nasıl yaratılır derseniz tabii ki yani yine eğitimden geçiyor. Eğitim sisteminde olması gerekiyor. Yani aynı medya okur yazarlığı nasıl bugün işte orta öğretimde, ilk öğretimde müfredatlara girdiyse, bilgi okur yazarlığı girdiyse bu veri okur yazarlığı da buralardan başlaması gerekiyor. Galiba yalnız onların söyleyeyim. Kimse yapılan etkinlik kitap. Yine bilişimle ilgili bir STK'da yapay zeka farkındalık analizinde 44 yaşı üst bant koymuşlar. Ben girmiyorum mesela ona. Beni atmışlar. Biz sen ne olur demişler bir saatten sonra. Hocam, orada, hocam yaşa gelelim, görünüşe gelelim. Vallahi 44 atmışlar. Ben, hocalarım giriyor, ben yokum. %40 yani yapay zeka cümlesine ya doğru cümle içinde kullanan ya tanım veren. Tanım veremeyene cümle içinde kullan demişler. %40 bence iyi bir oran. Bir soru vardı arkadan, evet. Ben İncinur Karakoç, TBD Genç Ankara üyesiyim. Bir yere bir haber çıkmıştı, Facebook'tan da sanırım. Yapay zekalar kendi arasında bir dil kurdular diye bir haber çıkmıştı. Bunun gerçekten doğru olduğuna inanıyor musunuz? Makineler kendi aralarında 1000 yıldır bir dile sahip zaten bunda korkacak bir şey yok. İnsan da bir dil kurarsa ondan korkalım ama. Sanki böyle çok muhteşem bir hani böyle çok ayrı bir boyuta atlamış gibi bir haberdi de o yüzden. Bugün cihazlarla cihazları konuşturmak için protokoller tanımlamak 1000 yıldır yok. Ya 1000 yılı tabii abartıyorum ya kendisi. Kendi tarihi bu kadar eski olan bir bilim dalı değil bilgisayar bilimleri de ben hani abartarak söylüyorum. Makinelerin makinelerle konuşması, algoritmaların algoritmalarla, servislerin servislerle konuşulması zaten çözülmüş bir problem. O yüzden işte bu büyük ulusal sistemlerden bahsedebiliyoruz. Yani tahlili oradan veriyorsun. Akşam evine ben personel gönderiyorum iç şu ilaçları diye. Bu nasıl oluyor? Makine makine iletişimi, algoritma algoritma iletişimi. Korkutmamalı ama ne zaman ki bizim de iletişim, bizim fark etmeyeceğimiz kalitede gerçekleşir. Yani deepfake'in o tehlikesi oradan geliyor aslında. İşte o zaman korkalım bence. Teşekkür. Bu basit bir şey, iletişim tanımlama halidir. Sağ olun hocam. Var mı arkadaşlar? Bizim bir dahaki oturum kaçta bu salonda? Biliyor muyuz?
Bence çok yorduk zaten. Bakın Sıra Hanım kaçta? Diğer oturumlar 4.30'da başlıyor. Tamam, tamam. Var o zaman bir biraz daha. Var mı sorunuz hocalarınızı yormadan? Evet. Ben Seda Şahin, Hacettepe Üniversitesi İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği'nde okuyorum. Ben matematik eğitimi için matematik eğitiminde yapay zekanın durumunu ve diğer disiplinlerde nasıl kullanılacağını sormak istiyorum. Bir de eğitim fakültesinde matematik, hani yapay zeka öğrenmek için bunun dersleri olmalı mı? İstersen kısaca ben başlangıç yapayım. Yani öncelikle tabii eğitim fakültesinde şu an işte bizim de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitim bölümü. Hani eğitimde yapay zeka uygulamaları ders seçmeli olarak veriyoruz. Yani bu aynı şekilde diğer eğitim fakültesinde de bu yeni değişen programla birlikte seçmeli olarak açıldığını biliyorum. Yani o anlamda en azından az önce konuştuğumuz bu okuryazarlık anlamında da bir katkı sağlayacaktır tabii ki. Yani bence olmalı tabii ki. Çünkü şu an yani ben kendi derslerimde de kullandım böyle çok hazır araçlar var. Yani direkt onları kullanarak kendi işte öğrenme eğitime dönük uygulamalar geliştirebileceğiniz. Yani o yüzden arka planda böyle çok hani programlama, kodlama bilmeden yapılabilecek şeyler olduğu için hani eğitim fakültesinde diğer alanlara da bunların uyarlanabileceğini düşünüyorum. Ama oradaki tabii en önemli sorun yine müfredat. Yani bir program doğrultusunda bunun müfredat doğrultusunda yapılması gerekiyor. Yani o anlamda hani matematik eğitimine özgü neler yapılabilir onu tabii yani matematik eğitimcilerinin karar vermesi gereken bir iş. Ama rahatlıkla uygulanabileceğini düşünüyorum. Benim bir sorum var aslında. Benim şu şekilde bir sorum var. Şu an bildiğiniz üzere her şey aslında kütüphaneleşmiş halde. Yani yapay zekayı ben şu an başlamak istesem ya da makine öğrenmesi ya da derin öğrenme herhangi bir şey. Sıfırdan başlamama gerek yok. Yani en baştan bunun matematiğini öğrenerek başlamama gerek yok. Yani PyTorch vardır, işte TensorFlow vardır. Bu kütüphaneleri kullanarak yapabilirim. Peki yeni bir teknoloji üretmek için gerçekten bu altyapıları bilerek mi gitmemiz gerekir yoksa kütüphaneler üzerinden zaten hazır olan şeyleri direkt tak 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 koyup bir proje mi üretmek gerekir ve ben bu kütüphaneleri kullandığım zaman ileride bir güvenlik açığı yaratır mı bana? Şimdi yapay zeka alanı kolektif üretimin dünyada en etki yarattığı alan, open, pek çok şey. Bu anlamda bir üretim, diğer disiplinlere bakın ya da bilgisayar bilimlerinin içinde bakın görmezsiniz. Biz burada çok kolektif güçlenerek geldik, bütün dünyadan bahsediyorum. Bu güvenlik açığı yaratır mı sorusu hepimizin birbirine güvenmesiyle alakalı bir şey. Bir miktarda güveniyoruz. Ama ne kadar uzun ömürlü ve sürdürülebilir olduğu ile ilgili biz onları seçerken 1000 tane soruyu kendi kendimize soruyoruz. Risk analizi böyle seçiyoruz. O yüzden buna evet diyemem ama özün birbirini kazıklamaya değil, ortak üretime ve ortak gelişime inanmış bir kolektif dünyadır yapay zeka dünyası. Bu anlamda da bence örnektir ama anlayana deyip geçiyorum. Diğer söylemize gelince, çok straightforward bir uygulamadan bahsediyorsunuz ama endüstriyel uygulamaya girdiğinizde İşte PyTorch'tan al bir şey ya da bir tane mimari al, onu uygula, işte son katmanda şunu yap, işte doğruluk da bu. Bu sayının hiçbir anlamı yok ki. Ben bu sayıyı ne zaman anlam veririm? Ben onu gider hastaneye koyarım. Hastaneye koyup kullandırmaya başladığımda o sayı anlamlı olur ve o zaman emin olun orada elde ettiğiniz sonuçlar hiçbir işe yaramayacak. Ve siz oturacaksınız o mimariyi, şurada hata yapıyorum, burada hata yapıyorum ve kendiniz değiştirmeye başlayacaksınız. Burası sizi özgünleştiriyor zaten. Hatta farklı çözümleri ensemble etmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla herkes evet aynı yerden başlıyor. Ama herkes aynı yere ulaşmıyor. O yüzden başlanılan nokta açısından söylediğiniz çok doğru. Ama ne kadar ilerleyebileceğiniz sizin endüstriyel uygulamaya ne kadar dönüştürmekle ilgili derdiniz olduğunu gösteriyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Sayıların dili tehlikelidir. Her okuduğunuz makaleye, her duyduğunuz projeye Covid-99 buluyorum diyen her bir gazete haberine inanmayın. Yani ben de buradan bütün erkekleri çıkarsam, içeride sadece Utku Bey kalsa, sisteme öğren, sınıfla kadın erkek desem, vallahi işte %99 öğreneceğim kesin zaten. Utku Bey ihmal etsem %99 doğruyum. Ve saçma sapan şeylerle de karşınıza çıkabiliyorlar. O yüzden niter değerlendirme diye bir şey vardır. O sizi mutlaka o mimari değiştirmeye götürür.
Büyük veri analitiği bu yüzden önemli zaten. Büyük verinin kendi niye önemli? Dönün dönün o mimariyi değiştirin. O analitikten sonuçlar çıkarın. Ben hep şurada hata yapıyorum deyin. Ben her 10 binde bir hata yapıyorum deyin. Modele dönün. O yüzden ikisi birbiriyle çok yakın. Yoksa hiç etkileşim olmayacaksa büyük verinin analitiğinin önemi var ki. İşte baktık gösterdik. Ha, çok verimiz var. Bir zaten var. Yani 80 milyonuz. Hangi konuda az verimiz olabilir ki bizim? Ben bir nokta ekleyebilir miyim hocam? Ebru hocamın söylediklerine katılıyorum sonuna kadar. Sadece size spesifik bir örnek aklıma geldi. Daha iki gün önce bir makale okudum öğrencilerle, hatta tartıştık. Şöyle diyor, bu dil modelleri var biliyorsunuz. Onları eğitmek, o modelleri eğitmek zor bir iş. Maliyeti çok yüksek. Sadece elektrik faturası bile o bilgisayarları, o modeli eğitmek için milyonlarca dolar tutabiliyor. Çok fazla parametresi var. Ve bu tarz modeller eğitilmiş olarak farklı kaynaklarda paylaşılıyor. Yani siz onu alın, kendi şirketinizde direkt olarak kullanın. Mesela chatbot'a ihtiyacınız var. Gelen müşteriye direkt cevap verecek, yönlendirecek. Şimdi bu uygulamalar yavaş yavaş başladı. Tabii ki şirketler bununla yakından ilgileniyorlar. Diyorlar ki bizim hani bu konuda bir know-how'umuz yok. Ama hazır yapmışlar, çok da güzel çalışıyor. Hemen biz alalım, uygulayalım. Ama orada işte dikkatli olmak lazım. Tam olarak aslında demin sorduğun soruya geliyor. Ne yaptığını bilmek lazım. Onun altında yatan algoritmik yaklaşımı iyi anlamak lazım. En azından ekipte bir kişinin tamamen bunu teknik açıdan çözümlemesi lazım. Neden? Şimdi şunu keşfetmişler. Bu büyük dil modelleri sağda solda paylaşılan, yani o mesela OpenAI gibi bir şirket bunu yapmıyor ama onun modelini eğittim ve paylaşıyorum diyen daha böyle adı duyulmamış bir şirket. Bu modelin parametreleri içerisinde virüs gizlemiş. Yani virüsün altında yatan kodun tamamı parametrelerde gizli ve siz o modeli çalıştırdığınız zaman şimdi işte bana şey üretsin, cevap versin sorulara diye o virüs işte içinde bulunduğu server tamamen ele geçiriyor ve ondan sonra işte malware dışarıdan girişi sağlıyor. Yani bu çok yaratıcı bir fikir aslında hacker için ama aynı zamanda da çok büyük bir tehlike. Ekipte bu konuda bilgili olan insanların olmasının gereksinimini gösteriyor. Teşekkür, ağzına sağlık. Gerçekten teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam, bağlandım. Bu BTK olan son bir soru alalım. Merhaba, Hüseyin Boyraz. Hacettepe Üniversitesi Matematik Eğitimi öğrencisiyim. Aynı zamanda TBD Genç Ankara Radyo üyesiyim. Matematik eğitimi özelinde olacak sorumu yüzden Gökhan Hocam'a sormak istiyorum. Buraya gelmesin. Yapay zekayı matematik eğitimine entegre edebilir miyiz? Edebilirsek, yani kullanabilirsek. Öğrenmem gereken ilk şey burada ne? Yani Python öğrenmediğimi mi öğrenmem lazım ya da neyi öğrenmem lazım ilk başta? Bir de şu an üniversitelerde çok sık tartıştığımız işte geleneksel öğretim, yani yıkmak istediğimiz bir geleneksel öğretim modeli var. Yapay zekayı bununla, yapay zeka kullanarak yıkabilir miyiz? Yani şu an okullarda aslında bir 2.0 araçları kullanılıyor bunun dışında olanlar. Ama yine de yeterli olmadığını görüyoruz. İşte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi daha ileri düzey yapay zeka uygulamalarını kullanabilir miyiz? Kullanırsak bunu yıkabilir miyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Yani yine hani kısaca bir cevap vermeye çalışayım. Yani tabii matematik eğitimi sonuçta yani eğitimin altında başka bir alan olduğu için kendi içinde başka dinamikleri var. Ama genel olarak şu cevap verebilirim. Az önce aslında Utku Bey'in sorusunda da yani burada yani benzer yönü şu, yani teknoloji ya da bu teknolojiyi daha fazla eğitime, bu işte matematik eğitimi olur, X eğitimi olur, buna dahil etmemiz o işte eğitimdeki yani aradığımız sıçramayı, istediğimiz sıçramayı yaratabilir mi? Yani bunun hani cevabını vermek çok mümkün değil. Yani burada yapay zeka almak zorunda değil. Yani bütün eğitim teknolojileri özelinde bunu söyleyebiliriz. Çünkü yapay zeka eğitimde kullanımı 30 yıllık bir geçmişi var ama eğitim teknolojilerinin çok daha uzun bir geçmişi var. Yani burada hani eğitim teknolojileri bu şeyi yıkmaya yardımcı oldu mu ya da yani bunu yapması gerekiyor mu, bu da tartışma sorusu. Çünkü yani geleneksel eğitimde yetişen insanların yaptığı işler yani bugünkü eğitim sistemine göre daha iyi olduğunu da söylüyoruz. Yani her geçen yıl eğitimin işte daha böyle giderek kötüleştiğini de söylüyoruz. Yani burada teknolojiyi bir kurtarıcı ya da şey olarak görmemek gerekiyor. Yoksa mutlaka entegre edilebilir ama nasıl entegre edildiği önemli. Yani işte orada da yine ilk soruda aslında cevap vermeye çalıştığım şey, yani yapay zekanın ya da bu tür makine öğrenmesi modellerinin güçlü olduğu yönler var. Bunlardan bir tanesi de öğrenciyi bireysel olarak izleyip bireysel olarak yardım edebilir. Yani en güçlü olduğu alan bu. Öğretmenin yapamayacağı ya da ders sorumlusunun yapamayacağı
bireysel dönüt verebilir sizin hatalarınıza karşı. Yani bu tür şeyler tabii ki etkili olacaktır. Ama bunlar da hani böyle şey olarak görmemek gerekiyor. Yani hazır, ya diğer alanlarda mesela hocamın bahsettiği gibi işte doğal dil işlemeyle ilgili hazır modeller var. Alıp chatbot yapabileceğiniz ya da nesne tanımayla ilgili işte kamera görüntüsünü verip içerisindeki nesneleri alabileceğiniz. Ama eğitimde böyle X özelinde çalışan bir model sizin orada çalışmayacaktır. Çünkü dinamikler değişiyor, kültür değişiyor, işte öğrenciler değişiyor, ders aynı bile olsa birçok başka değişken devreye giriyor. Yani o yüzden özel çözümler olması gerekiyor. Bunların geliştirilmesi de çok öyle yani genellenebilir olması çok kolay değil. Yoksa mutlaka hani kullanıcı alanlar vardır tabii ki, başarılı olacağı alanlar. Bilmiyorum cevap oldu mu? Sağ olun. Hocam kalan sorularla artık sizi arkadaşlar dışarıda yakalayabilirler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ebru hocam iyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Sunucu hocam. Gökhan hocam. Evet. Arkadaşlar, şimdi bir toplu fotoğraf alalım hocam sizler. Bir iki sen de gel. Önce hocalarımızla, sonra tüm salon lütfen. Çekiyorum, buradayız. Teşekkür ederim. Hocam tüm salon şöyle şey alalım, bir hatıra aile fotoğraf alalım. Burada çok mu zor? Sığdıramayabilirim. Çok sıkışık olur. Bir deneme yapalım mı? Eğer ki sıkıntı olmazsa. Yok. Bir deneme yapalım şöyle. Sonra koridora çıkalım. Hep beraber. Oraya da gelelim mi? Olur. Biraz daha daraltalım böyle. Neredeyse yarısından fazlasını alamayacağım, haberiniz olsun. Çekeyim biraz kamerayı. Alabilirsen çok sevinirim. Düzenli olacağım ama bir saniye bekletiyorum. Bir telefonla... Tam köşeden alalım onları bir telefonla. Artı biri var mı? Öne doğru hemen. Oradan da alır. Birkaç tane aldım. Bir de yanda kameram olacağım.